IEEE GTV Kariyer TV'den herkese merhabalar. Bugün Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Fatih Bey. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. İlk sorumuza başlayalım o zaman. Hı. Öncelikle sizden kendinizi tanıtmanızı istesek, Fatih Uysal kimdir? Ben 74 doğumluyum, oradan başlayayım. Alanya'da doğdum. Ailem de hala Alanya'da ama çok küçük yaştayken ayrıldım Alanya'dan. Yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde okudum. 85 yılında girdim, 93 yılında da çıktım. O dönemden sonra da, yani 11 yaşından sonra bir daha aslında hiç Alanya'ya dönmedim. Hep İstanbul'da devam etti öğrenim yaşamım. Galatasaray Lisesi'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldum. Ve arkasından da iş dünyasına atıldım. İş dünyasında pazarlamada başladım ben kariyerime. İlk önce Danone firmasında başladım. Danone'de yaklaşık 11 sene çalıştım. Bu 11 senenin 7 senesi Türkiye'deydi. 4 senesinde de Fransa'da global pazarlama müdürlüğü görevini yaptım. O dönem oldukça seyahatli geçen, farklı ülkelere seyahat ettiğim bir dönem geçirdim. 36 ülke vardı sorumluluğumda ve bu 36 ülkeye sık sık seyahat ediyordum. Bu 4 senenin ardından Türkiye'ye dönme kararı verdim ve Türkiye'de Vodafone şirketine pazarlama direktörü olarak katıldım. Vodafone'da da 7 sene çalıştım Vodafone Türkiye'de. Birçok farklı markanın lansmanına liderlik ettim. İşte Vodafone Red gibi, Vodafone Freezone gibi markaların lansmanını üstlendim. Bunun dışında da birçok farklı projede bulundum. Ve 2017 yılı itibariyle de Kariyer.net'e katıldım. Kariyer.net'in genel müdürü olarak görev yapıyorum. Ve 4 senedir de buradayım. Kariyer.net'ten birazdan herhalde daha detaylı bahsedeceğiz. Genel olarak ben buyum. Teşekkür ederiz. İkinci soruyla devam ediyorum. Tabii. Kariyer.net'ten biraz bahseder misiniz? Kariyer.net olarak amaçlarınız nelerdir? Kariyer.net Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu. 1999 yılında kuruldu. Aslında birçok internet platformunun olduğu gibi işte 4 tane gencin, ben onlardan birisi değilim maalesef, ben profesyonel olarak 4 sene önce katıldım söylediğim gibi. Ama 4 tane gencin genelde geleneksel yöntemlerle iş bulunuyorken Türkiye'de bunu nasıl online dijital platformlara taşırız vizyonundan hareketle oluşturdukları, yazdıkları bir aslında ürün Kariyer.net. Ve aslında hani sadece Türkiye ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde de bakıldığında internet dünyasına, işte o ilk patlamaya başladığı dönemlerde hayata geçmiş olan bir platform. Hem Türkiye'de özgeçmiş sayıları olarak, trafik sayısı olarak bakıldığında Türkiye'nin en büyük istihdam platformu, aynı zamanda internet platformlarında da oldukça üst konumda diyebilirim. Dünya ölçeğinde bakıldığında da dünyada 16. en büyük online istihdam platformu. Ne yapıyor Kariyer.net? Aslında bizim çok kısa özetle şunu söyleyebilirim. İşverenlerle iş arayanları buluşturma görevini üstleniyoruz ama tabii bu 21 senelik süre zarfında yaptıklarımız da çok çeşitlendi. Yani ürün yelpazemiz çok genişledi. Artık sadece klasik bir işte iş ilanlarının yer aldığı bir platform olmanın çok ötesine geçti. Artık işte herhangi bir pozisyona başvurmak istediğinizde bu pozisyondakiler ne iş yapar veyahut da ne kadar maaş alabilirim veya işte özellikle şu dönemde çok tabii önemi artan video mülakat konusunda destek veriyoruz. Video mülakat ürünümüz de var.
İşte işe yerleştirme ürünümüz var. İşe yerleştirmeler yapabiliyoruz. Dolayısıyla aslında bizim amacımız işverenlerimize, biz iş ortaklarımıza diyeyim, kendi işte istihdamla ilgili tüm sorunlarında aslında, hatta insan kaynaklarıyla ilgili tüm sorunlarına çözümler bulabilmek. Çok basit ama çok inandığımız bir sloganımız var. Biz Kariyernet ailesi olarak işimiz gücümüz iş bulmak diyoruz. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız bu. Malum şu anda özellikle pandemiden sonra birçok internet platformunun trafiklerinde ciddi artışlar oldu. E-ticaret ciddi anlamda pozitif olarak etkilendi. Biz ama kendimizi klasik bir e-ticaret platformu olarak görmüyoruz. Çünkü biz gerçekten yapmaya çalıştığımız işverenlerle adayları buluşturmak ve onların iş bulmasını sağlamak. Dolayısıyla bizim marka amacımızın bu anlamda hem bizi çok manevi olarak motive ediyor, hem de açıkçası yaptığımız işin, yani her gün klasik sorulan bir sorudur. İşte sabah kalktığınızda sizi işe getirecek olan bir sebep olması gerekir diye. Bizim çok kuvvetli bir sebebimiz var. Burada iyi bir iş yaptığımızda, iyi sonuçlar elde ettiğimizde biliyoruz ki sokaktaki bir kişinin daha iş bulmasına fayda sağlıyoruz. 350 kişilik bir firmayız yaklaşık rakamla. Bunun büyük bir kısmını da aslında mühendisler oluşturuyor. Biz uzunca bir süredir aynı zamanda ARGE hüviyetini de taşıyoruz. Kendimizde, kendi bünyemiz içerisinde bir ARGE yapılanmamız da var. Dolayısıyla bu anlamda da işte bünyemizde çalışan Kariyernet mühendisleri de biraz önce bahsettiğim işverenlerle adayların en uygun şekilde bir araya gelebilmesi için çabalıyorlar. Uygun kelimesinin altını çizmek lazım. Tabii çok fazla iş ilanı var Kariyernet'te. Bahsettiğim gibi 25 milyonda özgeçmiş var. Her ay yaklaşık 12 milyon iş başvurusu gerçekleşiyor. Dolayısıyla da bizim en büyük görevlerimizden birisi aslında doğru adayın doğru işle buluşturabilmesi. Burada da birçok işte yapay zekayı kullanarak farklı teknolojilerden yararlanıyoruz. Adayı hem zaman kazandırabilmek hem de işverene en doğru adayı önüne çıkartabilmek için. Genel olarak böyle özetleyebilirim. Hem ne yaptığımızı hem de ne yapmak istediğimizi. Teşekkürler. Kariyernet'te işe alım süreci nasıl işliyor? Kariyernet'te işe alım şöyle aslında. Bir işverenseniz ilk önce nasıl, hangi sektörde faaliyet gösterdiğiniz önemli. Bizim çünkü iki tane ürünümüz var. Bir tanesi Kariyernet, 21 yıllık ürün. Bir de İşin Olsun adı altında Mavi Yaka'ya hizmet eden 4 senedir hayatta olan bir ürünümüz daha var. 4 senedir hayatta ama çok hızlı bir şekilde büyüyen. Eğer beyaz yaka bir çalışan arıyorsanız Kariyernet'te ilan veriyorsunuz. Sizden detaylı bir şekilde bir ilan formunu doldurmanızı istiyoruz. Bu en önemli aşama. Çünkü yani her yerde olduğu gibi, her işte olduğu gibi kendinizi ne kadar daha iyi ifade ediyorsanız, yani nasıl bir aday ya da eleman aradığınızı ne kadar iyi ifade ederseniz o kadar doğru adaya ulaşabiliyorsunuz. İşverenlerin yapması gereken dolayısıyla bu formu detaylı bir şekilde doldurabilmek. Adaysanız da sizden beklentimiz özgeçmişinizi detaylı bir şekilde oluşturmanız. Ben her zaman öğrenci arkadaşlarla da görüştüğüm zaman hep şunu söylüyorum. Gerçekten çok fazla bölüm varmış gibi durabiliyor Kariyernet'te. Çok soru soruyoruz tabii ki. Ama bunun en büyük amacı arkada çalışan algoritmanın doğru çalışması. Siz kendinizi ne kadar eksiksiz ifade ederseniz o kadar doğru bir işi biz karşınıza çıkartabiliyoruz. Biliyorsunuz birçok internet platformu, e-ticaret platformu bundan yararlanıyor yapay zekadan bu anlamda. Siz beğenilerinizi izlediğiniz, örneğin bir Netflix'te hangi türleri beğendiğinizi ne kadar iyi işaretlerseniz o kadar doğru öneriler önünüze geliyor. Bizde de benzer bir kurgu var. Ne kadar doğru kendinizi ifade ederseniz, eksiksiz ifade ederseniz biz de sizin önünüze o kadar sizi daha çok alakadar edebilecek, yani başarılı olabileceğiniz işleri çıkartıyoruz. Bu aşamadan sonra, yani CV'nizi oluşturdunuz, ilanlara bakmaya başladınız.
ilana başvurmanız gerekiyor. İlana başvurudan sonra tabii ki işverenler yine çok gelişmiş filtreleri kullanarak kendilerine gelen başvurular arasından bir seçme yapıyorlar. Sizin özgeçmişiniz de eğer seçilirse sizinle irtibata geçiliyor. Arkasından mülakat safhası başlıyor. Mülakat safhasından sonra da işte eğer beğenilirseniz o aşamaları geçerseniz de size bir iş teklifi geliyor. Genel hatlarıyla böyle özetleyebilirim. İşin olsun tarafında ise birazcık daha hızlı bir kurgu var. İşin olsun çünkü mavi yaka arayışında olan işverenlere yönelik bir ürünümüz. Biraz önce bahsettiğim gibi. Mavi yakada da çok detaylı özgeçmiş beklentisi olmuyor işverenlerde. Çok daha işte kısa, ad soyad, genel anlamıyla bir iş tecrübesi gibi birkaç tane aslında sorunun cevabını merak ediyorlar. Çok daha hızlı geçiliyor mülakat safhasına. Dolayısıyla orada daha hızlı ilerliyor. Genel olarak bu şekilde bir süreç işliyor başvurularda. Teşekkürler. Geçtiğimiz yıllarda Pratik Aday Servisi ismini verdiğiniz bir ürünü hizmete dahil ettiniz. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Bu servis ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Tabii. Pratik Aday Servisi bizim aslında işe yerleştirme yaptığımız, iş yerleştirmesi yaptığımız, ürünümüze verdiğimiz isim. Nasıl işliyor? Şöyle aslında biz tabii ki farklı işveren ihtiyaçlarına yönelik ürünler çıkarıyoruz. Bu 21 senedir böyle. Özellikle son senelerde işverenlerimizden şu talebin gelmeye başladığını gördük. Yani sadece biz iş ilanı vermeyelim. Siz bütün aşamayı üstlenin. İşe yerleştirmeyi de siz yapın. Bu talepler çok artmaya başlayınca biz de bu alanda büyümeye karar verdik ve bir ekip oluşturduk. Pratik Aday Servisi aslında PAS adını verdiğimiz kısaltması PAS olan ürün. Kısaca bunu yapıyor. İşveren olarak siz bize brief veriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben şöyle bir aday arıyorum. Biz bu briefiniz paralelinde size iş ilanı yapma konusunda destek veriyoruz. Arkasından da bu yine aynı süreç işliyor. İş ilanına gelen başvuruları sizin önünüze çıkartıyoruz. Daha doğrusu kendimiz bir eliminasyona tabi tutuyoruz buradaki danışmanlarımızla. Ve size bir kısa liste sunuyoruz. Kısa listede işte 10 ila 15 aday, ön mülakatları tamamlanmış, sizin aradığınız profile uygun adaylar. Siz bu aşamayı da geçtikten sonra hani 3 tane, 2 tane artık kaç tane eleman arıyorsanız, bu süreçten sonra da teklifin yapılması aşamasında da biz yine destek veriyoruz. Yani aslında en başından en sonuna kadar işe yerleştirmenin tamamlanma noktasına kadar biz size destek veriyoruz bu ürünümüzde. Bununla birlikte hayata geçen bir de akıllı ilan diye bir ürünümüz var. Biraz aslında aynı şemsiye altında değerlendirdiğimiz için söylemek istiyorum. Akıllı ilan ürününde de yine benzer bir şekilde İlanın çıkmasından sonra biz 5 gün içerisinde hem sizin ilanınıza gelen başvurular hem de bu ilana uygun olduğunu düşündüğümüz Kariyer.net havuzundan bulduğumuz adayları birleştirerek size bir kısa liste sunuyoruz. Aslında bu ürünlerin hem PAS'ın hem de akıllı ilanın çıkmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi son dönemde özellikle işverenlerimizin yaşadığı biraz hem zamansızlık hem de iş başvuru adetlerinin artması. Dolayısıyla da biz bu zamandan tasarruf edilmesi amacıyla bu ürünleri hayata geçirdik. Amacımız bu başvuru sürecinin işverenler tarafından başvuru ve istihdam sürecinin daha hızlı bir şekilde çözümlenmesi, halledilmesi. Teşekkürler. Sizce 2021 yılında şirketleri neler bekliyor? 2021 yılında tabii ki çok farklı bir dönemden geçiyoruz. Bunu 2020 başında konuşuyor olsaydık çok farklı bir cevabı vardı bu sorunun. Şu anda daha farklı çünkü aslında genel olarak çalışma dünyasını pandemi öncesi ve sonrası diye ikiye bölmek lazım. Pandemi öncesinde klasik bir süreç işliyordu. Dolayısıyla bu klasikten kastettiğim nedir? Ofislerden çalışılan, işte mesai saatlerinin belirgin olduğu, aslında bin yıllardır belki süre gelen klasik bir süreçti, çalışma modeliydi.
Pandemiden sonra bu ciddi anlamda değişti. Şu anda bizde de aynı şekilde aynısı geçerli. Bizim ekibimiz de, Kariyer.net ekibi de şu an evden çalışıyor. Gönüllülük hesabıyla ofise gelenler oluyor ama %99 evinden çalışıyor. 2020 başında biz böyle bir şey planlamıyorduk birçok şirket gibi ama mecbur kaldık. Bu iyi anlamda şunu söylemek lazım. Aslında şirketlerin belki dijital dönüşüm neticesinde gelecekleri, varacakları bir evrimi bir ay içerisinde tamamlamış olduk. Yani hızlandırılmış bir evrim oldu aslında. Bir transformasyon oldu çalışma modeli anlamında. 2021'de şirketleri neler bekliyor? Açıkçası çalışma modeli olarak bakıldığında şirketleri bekleyen mevcut modelin, yani şu anda uygulanmakta olan modelin devam edeceğini öngörebiliriz. Bu da ne demek? 2021'de şirketlere %100 dönüş gerçekleşmeyecek. En iyi olabilecek senaryoda hibrit bir senaryo olacağını söyleyebiliriz. Hibritten kastettiğimde yarı zamanlı olarak haftanın 2 günü, 3 günü belki evden çalışılacak, sadece 2 gün gelinecek olan bir modelden bahsediyorum. Şirketlerin şimdiden bunu konuştuğunu ve planladığını biliyoruz. Tabii ki bunun zamanlamasını da pandeminin seyri belirleyecek. Pandeminin işte şu an ikinci safhasını yaşıyoruz. Hatta daha ciddi yaşamaya başladık denebilir aslında birinci safhaya göre. Dolayısıyla da işte bir yandan da tabii pozitif olarak aşının konuşulmaya başlaması var. Şunu öngörmek hiç mümkün değil Türkiye'de ve dünyada da aslında. Aşı tam olarak ne zaman uygulanacak? İşte etkileri ne kadar uzun soluklu olacak? Şirketler bu paralelde ne kadar yeni döneme ya da normalleşmeye başlayacaklar? Bunu öngörmek çok mümkün değil. Ben 2021'i bu anlamda bir geçiş yılı olarak görüyorum. Yani 2020 tamamen pandeminin belirleyici olduğu bir sene ve yakında sona erecek. 2021 işte aşılamanın ve yavaş yavaş normalleşmenin başlayacağı bir hibrit sene. Şunu öngörmek mümkün. Şu anda şirketler aslında yaptıkları birçok işin çalışanları evdeyken de yapılabildiğini gördüler. Verimlilik sağlanmaya başladı. Biz Kariyer.net rakamlarında da bunu görüyoruz. Dolayısıyla da aslında bu modelin, yani evden çalışmanın ağırlıkta olduğu veyahut da bir şekilde o denklemin içerisinde olduğu bir modelin sürdürülebilir olduğuna dair ikna oldular. Dolayısıyla da bunu sürdürüleceğini düşünüyorum. Neden sürdürülmek istenecek? Çünkü bunun faydaları çalışan motivasyonu açısından önemli. Pandeminin birçok negatif tarafı var ama belki bir pozitif tarafı bu süreçte çalışanlar aileleriyle daha fazla vakit geçirme şansı elde ettiler. Ve bunun tabii ki bu iş tatminine ve motivasyonuna bir etkisi var. Hep konuşa geldiğimiz iş ve özel yaşam arasındaki denge. İki tane farklı kavramdan bahsediyorduk. Yani bir iş vardı, bir de özel yaşam vardı. Şimdi bunlar iç içe girdi. Bunun da aslında çok da kötü olmadığı ve bu şekilde de yürütülebildiği işlerin ve verimlilik sağlanabildiğini şirketler gördü. Dolayısıyla bu sürecin denklem değişebilir. Yani bu 5 günlük çalışma içerisinde 3'e 2 mi olur, 4'e 1 mi olur? Ama bir şekilde devam ettirilmek isteneceğini düşünüyorum ben. 2021'de de dolayısıyla işverenleri biraz bu anlamda şirketleri bu yeni modeli farklı şekilde tatbik etmek üzere planlamalar şeklinde. Şimdi Future of Work mesela çok kullanılan bir kavram. Birçok şirketin ve işverenin çalışmanın geleceği ve çalışma modellerinin geleceği konusunda düşündüğünü, planlar yaptığını biliyoruz. Bu planların hayata geçeceği bir dönem olacak 2021. Teşekkürler. Yönetici olarak size en çok zorlayan şey nedir? En çok zorlayan şey diye böyle tek bir, yani genelde ben o şekilde bakmıyorum hayata. Yani beni çok zorlayanlar, az zorlayanlar diye. Böyle bir değerlendirme yapmaya aslında çok gerek olmuyor. Çünkü bir akışkan bir durum var, bir hani akan bir durum var. Ne yapmaya çalışıyorum diye belki bunu cevaplayabilirim. Sonuçta özellikle şu dönemde birçok lider için aslında aynı şey geçerli. Yapılması gereken
Çalışanların tabii öncelikleri daha önce neydi? Pandemi öncesinde daha fazla işte kendisinin hayatını idame ettirebileceği, işte tasarruf edeceği bir gelire sahip olmak. Biraz önce bahsettiğim gibi iş ve yaşam, özel yaşam dengesinin olması. İş hayatının kendisini tatmin etmesi, sadece maddi olarak değil manevi olarak da üretebilmesi. Şimdi bu denkleme pandemiden sonra tabii sağlık eklendi. Dolayısıyla da benim açımdan da bu pandemiden sonraki en büyük öncelik yönetim tarzı veyahut da liderlik anlamında birincisi tabii ki çalışanların en büyük önceliğinin benim için de aynı şekilde geçerli kendimin ve ailemin sağlığı. Dolayısıyla da bu öncelikten haberdar olarak onların bu süreçte bir yandan tabii ki çalışması, şirketin devamlılığına katkıda olması, diğer taraftan da en mutlu olacakları yerde kalmaları, yani evlerinde kalmaları. Önceliği biraz aslında bu anlamda biz Kariyernet'te ben ve yakın çalışma arkadaşlarımla birlikte bu olarak belirledik. Yani hem çalışanlarımızın daha da fazla bu dönemde olabildiğince mutlu hissetmesi, rahat hissetmesi ve bu zorlu dönemde onların yanında olmaya çalışmak olarak belirledik. Bu bir yandan tabii ki şu kasın çok gelişmesini gerektiriyor. Şimdi uzaktan liderlik dediğimiz kas. Normalde özellikle Türkiye'de belki çalışma modelinde hani daha fazla bir kültür olarak işte konuşmayı, görüşmeyi, işte kahve içerek sohbet etmeyi, yani yakın çalışanlarımızla yakın olarak işi yönetmeyi tercih ediyoruz. Bu benim için de aynı şekilde geçerli. Ama şimdi yeni dönemde pandemi sonrasında bunu çok fazla sergileme şansı bulamıyoruz. Tabii ki işte şu anda da yaptığımız gibi Teams üzerinden, Zoom üzerinden veyahut da başka işte programlar üzerinden çalışanlarımızla irtibata geçebiliyoruz. Dolayısıyla da bu öncesinde hayatımızda olan işte birlikte yemek yiyelim, kahve içelim, arada konuşalım, birlikte vakit geçirme kısmı tamamen çıktı. Yani büyük ölçüde çıktı hayatımızdan. Belki bir zorluk varsa bunu söyleyebilirim. Bu sonuçta çok çalışma kültürümüze çok uygun bir şey değil. Özellikle bizim birçok kararı işte toplantıdan sonra toplantı bitiminde koridorda konuşarak aldığımız ve o sırada aslında veyahut da bir toplantıda alınan kararı herkes ne kadar özümsemiş, benimsemiş bu toplantıdan sonra genelde belli olur ve o koridorda anlarsınız. O kısım hayatımızdan çıktığın için onu bir şekilde yerine koyabilmek, onu şirketin çalışanların nabzını ölçmeye devam edebilmek, kim hoşnut, kim değil bunu anlayamaya çalışmak için daha farklı teknikler uygulamak gerekiyor. Buna adapte olmak gerekiyordu. Ben adapte olabildiğimi düşünüyorum bu anlamda. Ama tabii ki bu hep aslında şuna benziyor. Şimdiye kadar hep sağ kolumuzla yazı yazıyorduk. Şimdi solla yazmaya başladık. Belli bir süreç sonrasında alışıyorsunuz. Biraz bu aslında 2020'nin ikinci 6 ayı belki buna alışmakla geçti denilebilir. Teşekkür ederim. Kariyernet'te çalışmadan önce yurt dışında başka bir şirkette görev aldınız. Bundan bahsettiniz. Türkiye'ye dönüş yaptığınızda çalışma hayatınızda ne gibi değişiklikler oldu? Yani ben 4 sene çalıştım yurt dışında. Dolayısıyla hani şunu söylemek çok herhalde mümkün olmaz. Yani çok inanılmaz bir değişiklik oldu o dönemde. Geldiğimde beni şu çok şaşırttı diyebileceğim kadar uzun bir süre değildi. Artı Fransa olduğu için çok Türkiye'ye hem saat farkı olarak çok uzak değil, hem Avrupa ülkesi olduğu için genel anlamda çalışma şekli itibariyle de çok farklı değildi. Bir de tabii ki Türkiye'de çalıştığım şirketi bir devam olarak oraya Fransa'ya gittiğim için Darone şirketinde ne bulacağımı biliyordum. Dönüşte de aslında neyle karşılaşacağımı biliyordum. Çok böyle bir beni şaşırtacak ölçüde bir değişiklik oldu diyemem. Tabii ki teknoloji gelişiyor. Dolayısıyla hani daha önce
belki o anlamda bir değişiklik olmuş oldu denilebilir ama bu da çok böyle majör anlamda hani daha önce işte bilgisayar kullanmıyorduk, kullanmaya başladık falan diyeceğimiz bir majör bir değişiklik olmadı. Pazarlama alanında kendini geliştirmek isteyenlerine tavsiyeleriniz neler olur? Pazarlama alanında, yani kariyerine pazarlamada başlamak isteyenler için özellikle fırsatları varsa üniversitedeyken bu alanda bir staj yapmak iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü pazarlama bazılarına cazip geliyor, bazılarına gelmeyebiliyor. Bazı şeyler çünkü benim öğrencilik zamanımda da vardı. İşte belirli meslekler her zaman daha cazip gelir. Aslında tam o mesleğin size ne getireceğini bilmeden o cazibeye kapılırsınız. Bundan sıyrılabilmek için de staj yapmak çok iyidir. Yani stajdır bunun aslında daha doğru bir değerlendirme yapmanızı sağlayacak olan araç. Ben de üniversitedeyken işte Boğaziçi'nin 3. yılında staj yapmıştım bir FMCG firmasında. Kariyerle ilgili beklentimi en iyi o stajım aslında daha fazla netleşmemi sağladı. Bir önceki senesinde de bir finans alanında bir staj yapmıştım. Dolayısıyla ikisini yaptıktan sonra ne alanda başlarsam, hangi departmanda başlarsam daha verimli olurum, daha mutlu olurum kararını verebildim. Sorunuza eğer bu safayı geçtiyse kişi yani pazarlamada kesin başlayacağım diyorsa aslında başlangıç noktasında şu önemli bir şekilde pazarlama gireceğiniz şirketin ana fonksiyonlarından birisi mi? Bunu tartmak lazım. Çünkü pazarlama departmanının her şirkette ağırlığı farklı. Eğer bir tüketici ürünü satıyorsanız, yani gireceğiniz firma tüketicilere yönelik bir ürün satıyorsa büyük bir ihtimalle pazarlama çok öncü fonksiyonlardan birisidir. Başka bir şirkette, başka bir sektörde aynı şekilde olmayabilir. Nihayetinde pazarlamadaki amaç müşteriyi anlamak. Bu işte B2B iş de yapıyorsanız, B2C iş de yapıyor olsanız nihayetinde müşterinin ihtiyacını anlayabilmeniz, bu konuda yetkinliğinizin, yeteneğinizin olması gerekir. O anlamda çok bir fark yok ama şirketin ana iştigal alanı bu denli müşteriyi anlamayı gerektirecek bir iş değilse pazarlama fonksiyonu yan bir fonksiyon gibi gözüküyor olabilir. Eğer pazarlama kariyerinde ilerlemek istiyorsanız da böyle bir şirkette başlamak çok doğru olmayabilir. Daha çok işte malum FMCG firmaları şu anda e-ticaret platformları hem ciddi reklam veren durumunda hem de direkt tüketiciyle çalışıyorlar. Bu tür firmaların pazarlama alanındaki kariyer.net'te bunun bir parçası aslında biz de direkt olarak hem aday tarafına hem işverene hizmet götürdüğümüz için biz de bu resmin içerisinde dahiliz. Bizim firmalarımızda pazarlama öncü fonksiyonlardan birisi. Dolayısıyla bu tür firmalarda kariyere başlamak, pazarlamayı öğrenmek açısından önemli. Teşekkürler. Kariyer yolunuzda hiç reddedildiniz mi? Ya da vazgeçme noktasına geldiğiniz oldu mu? Engelleri aşarken kendinizi nasıl motive ettiniz? Ya ben genelde buraya da gelirken ilk yaptığım konuşmada Kariyer.net ailesiyle ilk tanıştığım ilk gün ilk yaptığım konuşmada şunu söylemiştim. Hani benim genel karakter özelliğim belki kolay kolay vazgeçmem, hani hayırı çok kolay cevap olarak kabul etmem. Bu şey anlamında değil, hani dinlemem aksi görüşleri değil, sadece hani bir şey olmaz dendiğinde mutlaka neden olmazı sorgularım anlamında. Kendi hayatımda da hep böyle oldu. Kendi çizdiğim yolda da aslında birçok kez zor olabilecek şeyleri kendime hedef olarak belirleyip başardım. İşte bu işte Alanya'dan çıkıp Galatasaray'a girmek de buydu. İşte liseden Boğaziçi'ne girmek de bu şekildeydi. İşte buradan Fransa'ya gidişim de hep bunlar aslında karar olarak zor olan kararlar. Hani çabalamanızı gerektiren kararlar. Dolayısıyla hiçbir yerde hani hayat her zaman karşınıza zorluklar çıkartıyor. Hiçbir zaman geldiğiniz noktaya çok kolay gelmiş olmuyorsunuz. Özellikle profesyonel yaşamda ve kendiniz bir yerlere çabanızla geldiyseniz, yani hazır bir şey size miras kalmadıysa
Genelde bu öğrencilik yaşamı içinde, kariyer içinde uğraşmanız gerekiyor, çabalamanız gerekiyor. Dolayısıyla hani bu soruya böyle net olarak yani hiç başıma böyle bir durum gelmedi. Yani vazgeçecek kadar bir vazgeçme noktasına hiç gelmedim. Bırakma noktasına hiç gelmedim. Hep uğraştım ve genelde de hep uğraştığıma değdi, çabaladığıma değdi. Herkese bunu tavsiye ederim. Hiçbir şey imkansız değil. Kariyer içinde, öğrencilik hayatında da önemli olan işte bir şeyi hedefleyip arkasından o hedef için çalışmak. Her zaman böyle. Çok klişe bir laf ama gerçekte de bu. Ben kendi hayatımda da bunun örneklerini gördüm. Görmeye devam ediyorum. Evet. Olmak istediğiniz yer burası mıydı? Yani hayalinizdeki mesleği mi yapıyorsunuz? Açıkçası üniversiteden mezunken işte kariyerimin 20. senesinde ben genel müdür olurum. Kariyernet'te olur bu. Bir internet platformunda çalışırım. Hiç öyle bir planım yoktu yani. Aynı şekilde işte ilk şirketimde 11 sene çalışırım. Sonra 7 sene çalışırım. Bunlar planlanabilecek şeyler değil. Yani ben şuna çok inanmıyorum. Kariyerinizi planlarsınız ve aynı bütün o doğrultuda giderseniz bu biraz hani hedef koymak iyi ama kariyer çok planlanacak bir şey değil. Daha çok bir işe girdikten sonra hedefleri koymak daha mantıklı. Yani bir benim için şu an Kariyernet'teyim. İşte burasının işte tartışmasız pazar lideri olması, inovatif olması, çalışanlarının mutlu olması, dünyada da sözü geçen bir şirket olması hedeflerim. Bunlarda bir absürtlük yok ama hani şu anda bile Kariyernet yani işe pardon üniversiteyi bitirdiğimde de biraz önce söylediğim gibi şu kadar sene burada çalışırım, bu kadar sene buraya geçerim, bir teknoloji firmasına mutlaka çalışmam lazım. Bu hedefleri hiçbir zaman koymadım. Çünkü kariyerde her an her şey önünüze çıkabiliyor kariyerinizde. Esnek olmak gerekiyor. Önünüze çıkan fırsatları doğru değerlendirmek gerekiyor. Geldiğim noktadan çok memnunum. Çünkü neden memnunum diye sorduğumda hani bunu planlamadım ama doğru kararları verdiğimi düşünüyorum. Hani pazarlamada başlamak benim için doğruydu. Yurt dışına gitme çok doğruydu. Sonrasında bir telekomünikasyon şirketinde çalışmak çok doğruydu. Şu anda da bir internet platformunda olmak için doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Ve üstüne de demin bahsettiğim gibi asıl görevi sadece hani bir şeyi alıp satmak, o tür şirketlerde çok çalıştım. Dolayısıyla o da çok değerli bir iş ama burada özellikle bu istihdamla ilgili bir iş yapmak, Türkiye'nin öncelikli gelişim sahalarından birisi istihdamın artması, işsizliğin düşmesi. Dolayısıyla öncelik olan alanlardan birisinde bu çorbada tuzu olan aslında firmalardan birisinde çalışıyor olmaktan da memnunum. Ama bunu planlamış mıydım? Hayır. Önüme çıkan fırsatları doğru bir şekilde değerlendirdim ve böyle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Hayatınızda kırılma noktası olduğunu düşündüğünüz bir an var mı? Varsa bahsedebilir misiniz? Ya kırılma noktası tabii ki birden fazla var. Sonuçta 21. yılındayım kariyerimin. Dolayısıyla hani kariyerin öncesinde de hani ilk kırılma noktası işte liseye girmemdi. İşte Galatasaray'a girmem. İkincisi üniversite başlangıcı. Kariyerle ilgili olarak da aslında her başladığım iş bir kırılma noktasıydı. Hani kırılma noktası aşağı doğru da kırılabilir, yukarı doğru da kırılabilir. Çok şükür benim hayatımdaki kırılma noktaları pozitif seyretti. İlkinden şöyle bahsedebilirim biraz. Aslında kariyerine yeni başlayacak olan arkadaşlarımız için de belki bir fikir verebilir. İlk başladığım işte ilk etapta işe başladığımda bir işte Danone'nin ilk ofisiydi aslında başladığım yer. Ben başlangıç aşamasında şey düşünüyordum. Sabancı Kuleleri'nde olacak. Hani gayet böyle güzel. O zamanlar için işte sene 99 oldukça zaman geçti. 21 sene öncesi. Dolayısıyla böyle gayet işte Etiler'de o zaman yine Boğaziçi'ye yakın bir yerde oturuyordum. Hisar üstünde daha doğrusu Rumeli Hisar üstünde.
Dolayısıyla hani gider gelirim çok rahat vesaire diye, ama hiç sormak aklıma gelmemişti. Hani nerede çalışacağım, ofis neresidir diye. Sonra ortaya çıktı ki aslında çalışma ofisi Sabancı Kuleleri'nde değil, Ali Beyköy'de. Biz o zaman plasiyer diyorduk, işte kamyonlar, hani bu süt ve yoğurt dağılımı dağıtımını yapan kamyonların da geldiği bir nevi distribütör, bir bayi gibi bir yer. Üst katında da ofis varmış. Ben bunu hiç bilmiyordum. Mülakatlar orada olmamıştı çünkü hep Sabancı'da olmuştu. Çok şaşırdım. Hani şu açıdan sonuçta mezun olurken çok büyük beklentileriniz oluyor her zaman. İşte bu çalışma yeriyle ilgili. Hani böyle bir şeyde oluyorsunuz. Böyle biraz işte güzel bir ortam, işte plaza gibi bir yer olur, güzel bir ofis olur vesaire. Öncelikleriniz arasında benim bir önceliğim değildi ama eksik olduğunu gördüğümde de bir garipsemiştim ilk başta. Ya bu, yani çünkü hakikaten çayı falan markayla alıyorduk. Hani bu çay markalarıyla marka veriyorduk. Birisi gelip çay getiriyordu falan. Bu hiçbir plazada veyahut da bir klasik modern ofislerde görmeyeceğiniz bir şey. Garipsedim ama sonrasında aslında hayatımda en çok böyle pozitif hatırladığım dönemlerden birisidir. Hani çok mutlu çalıştım, çok keyif aldığım, hala da görüştüğüm çalışma arkadaşlarım oldu. Ve genelde üniversitelerle yaptığım arkadaşlarla bu tür toplantılarda veyahut da seminerlerde hep şunu söylüyorum. Türkçe'de çok güzel bir tabir vardır, zarfa değil mazrufa bakmak lazım diye. Yani bazen görüntü yanıltıcı olabiliyor. Bazen de çoğu zaman yanıltıcı oluyor. İçerik daha önemli. Ben o iş benim işte ilk pazarlama kariyerine başladığım işti. Eğer işte zarfa baksaydım bir ayda iki ayda ayrılabilirdim o işten. Çünkü yani işte ya buraya mı geleceğim, ben bunun için mi 4 sene okudum vesaire deyip vazgeçebilirdim. Ama içeriye bakmayı tercih ettim. İçeriğinde de yani mazruf dediğimiz içerikte yani çok keyif aldım. İşte bana bir markanın sorumluluğu verdi. O markanın büyümesine tanık oldum. Pazarlama anlamında çok iyi liderlerle çalıştım. Ve hakikaten işte 11 sene zaten o firmada kaldım. Dolayısıyla da aslında o dönemdeki hani görünüş değil içerik önceliklendirmesi, yani o kırılma noktasındaki doğru kararım her zaman için, hiçbir zaman bir pişmanlığım genel olarak kariyerde hiç olmadı. Yani keşke şöyle yapsaydım dediğim olmadı. Büyük ihtimal ayrılsaydım keşke derdim diye düşünüyorum. Keşke daha fazla kalsaydım, daha çok öğrenirdim diye. Bu bir kırılma noktasıdır. Genelde de hani kariyerine yeni başlayacaklara hep onu söylüyorum. Hani zarfa değil mazrufa bakın, içerik daha önemli. Hani sizi tabii ki çalışma ofisleri vesaire önemli ama hele şu dönemde tamamen önemsiz hale geldi. Aynı şey üniversite seçiminde de geçerli. İşte kampüse değil aslında ne öğretildiğine bakmak gibi. Şu anda işte kampüslere gidilemiyor. Herkes evinden katılıyor derslere. O yüzden de aslında içerik her zaman daha önemli. Dış görünüşten veyahut da işte hani size sunulan dışarıdan gördüğünüz fasadından ziyade ne yapılacağı, sizden beklenen, kimlerle çalışacağınız, ne öğreneceğiniz, sorumluluklarınız, bunlar daha önemli. Teşekkür ederiz. Üniversite hayatınızda nasıl bir öğrenciydiniz? Geleceğin yönetici adayları olan bizlere başarılı bir iş hayatına sahip olabilmek için nasıl yetkinlikler kazanmamızı önerirsiniz? Ben üniversitede çok başarılı bir öğrenci değildim. Yani şu açıdan da kendi seçimim, sosyal faaliyetlere çok ağırlık verdim. Ben direkt üniversiteye girmemle birlikte bir de kulübe yazıldım. İşte Boğaziçi'nde çok fazla, çok zengin bir kulüp yaşamı var. Hala da, o zaman da öyleydi, şimdi de. Ve ben girdiğim gün kayıt olurken 3 tane de kulübe yazıldım. Bir tanesine devam ettim. 5 sene boyunca işte bir de hazırlık okumuştum. Aynı kulüpte de çok faal çalıştım. İşletme kulübü. Başkanlığını da yaptım. 2 sene yönetim kurulunda kaldım. 1 sene başkanlığını yaptım. Ve o inanılmaz iş dünyasında bana çok katkısı oldu. Yani Boğaziçi eğitim olarak iyiydi. İşletme de iyi bir bölümdü. Ama sadece hani o 4 ortalama tutturacağım diye uğraşsaydım birçok şeyi, hayatı da kaçırırdım. Birçok aslında kulüpte öğrendiğim şeyleri de öğrenemez durumda olurdum. Ben hep yine şunu söylüyorum öğrenci arkadaşlara, mutlaka herhangi bir kulüpte, bir sosyal bir kulüpte çalışmak çok şey katıyor öğrencilere. Buna çok inanıyorum. Kendi hayatımda bunu gördüm.
Çünkü orada aslında herhangi bir maaş ya da beklenti olmadan gönüllülük hesabıyla gönüllü olarak bir işin ucundan tutmak, bir projeyi yönetmek, ileride bunun için maaş da alıyorsunuz. Güzel bir şey tabii ama o dönemdeki edindiğiniz tecrübe, arkadaşlık çok değerli. Dolayısıyla da ve bu liderlik anlamında da çok işinize yarıyor. Çünkü ben işte üniversitedeyken bu işletme kulübünde başkanlığını da yaptım. Çok değerli arkadaşlarıma bir şekilde yöneticilik, liderlik yapmam gerekiyordu. Onları motive edebileceğim maaş gibi bir şeyim yoktu haliyle. Sonuçta kulüpler maaş vermediği için kendim de bir maaş almıyordum ama o motivasyonu tutabilmek, yani insanlara başarma arzusunu hem kendiniz yaşamanız hem de başkalarına yaşatabilmeniz aslında iş dünyasında çok kullandığınız yetkinlikler. O yüzden şunu söyleyebilirim hakikaten, özellikle yeni üniversiteye başlayan için ama sonrasında çok geç değil. Birinci, ikinci sınıfında da bir kulüp faaliyetine katılınabilir. İyi bir kulüpte, gerçekten amacı üretmek olan bir kulüpte, yani her kulüp aynı olmayabiliyor. İyi bir kulüpte çalışmalarının çok faydalı olacağını düşünüyorum. İkincisini de daha önce söylemiştim, stajda bence bir ya da iki kez bir staj yapmak da size iş dünyasıyla ilgili fikir verecektir. Dolayısıyla bu ikisi önemli. Teşekkür ederiz. Sorularımız bu kadardı. Bizlere bu yoğun programımıza zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Kariyer TV'nin bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum hepinize. Teşekkür ederiz.